Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Görüyorsunuz bugün yine bandımı taktım ve makyajsızım. Bu demek oluyor ki yine cilt bakımı ürünleri inceleyeceğiz. Bugün yeni çıkan bir seriyle karşınızdayım ve aynı zamanda pahalı bir seriyle. Gördüğünüz üzere Fenty Beauty'nin çıkarmış olduğu Fenty Skin. Evet. Yollarda kaldı. Bu demek oluyor ki Rihanna'nın çıkarmış olduğu cilt bakım ürünlerini deneyeceğiz. Hemen kısaca bence başlayalım. Ne tarz ürünler var? Onlarla başlayayım. İlk olarak tabii ki bir temizleyici jel var. Kısaca bahsedeyim bu temizleyici jelden. İçerisinde 145 milim ürün var. Kapağı klasik kapak gibi duruyor ama aslında şurasında bir delik var. Sıktığınızda buradan çıkıyor. Yani bu kapak komple üzerinden alınmıyor. Plastikimsi değil, biraz metalimsi bir hissiyatı var. Böyle diş macunu ambalajı gibi biraz. Genel anlamda aslında kaliteli elinizde tuttuğunuzda. Hemen kısaca fiyatından da bahsetmek istiyorum. Bu ürünleri tabii ki Sephora Türkiye sayfasından alabilirsiniz veya Sephora Türkiye mağazalarından. Bu temizleyicinin fiyatı tam tamına 449 TL. Hemen yakından da göstermek istiyorum. Bu şu an Sephora Türkiye'nin sayfası. Ben Türkiye'de yaşamadığım için yine Sephora'dan aldım bu ürünleri. Ama Sephora Türkiye'den değil, Sephora Almanya'dan aldım. Burada fiyatı biraz daha uygun diyebiliriz ki bana aslında bu da pahalı geldi. 30 euro civarı bir fiyatı var. Bu benim için ucuz değil. Benim normalde kullandığım temizleyiciler en fazla 5 euroya kadar oluyor. Ki bu bana pahalı geldi. Ama 449 TL'yi görünce de ağzımı kapattım. Hemen diğer ürünlerle devam ediyoruz. Bir tane toner var. Fat Water diye geçiyor. Bu normal tonerlardan biraz daha katı. Tamamen sıvı değil. Benim bildiğim tonerlar hep sıvı oluyor. Ve pamukla uyguluyorum aslında tonerları. Ama burada yazıyor ki elinizle cildinize yedirin. Bunun içerisinde de 150 milim ürün var. Bunu da yakından göstermek istiyorum. Görüyorsunuz içerisinde baloncuklar varmış gibi duruyor. Bu da yine aynı şekilde kapağı tamamen üzerinden çıkmıyor. Şurasında bir delik var. Oradan ürünü alabiliyorsunuz. Bunun da hemen fiyatından bahsetmek istiyorum. Yine aynı şekilde Sephora Türkiye'de. Kısa araya gireceğim. Neden öyle bir kapak yapmış peki? Onun hiçbir açıklaması var mı? Hiçbir fikrim yok. Açıkçası videolara da pek bakmadım. Çünkü ben de cilt ürünlerinde aşırı şekilde placebo dediğimiz efekt oluyor. Yani kendimi kandırmış gibi hissediyorum. Ürün cildime yaramasa bile ben yarıyormuş gibi bir düşünceye kapılıyorum. O yüzden hiç video izlemedim. O yüzden de bu ambalajı neden seçtiğini de hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Çünkü değişik olmak için muhtemelen. Değil mi? Asansörlü bir ürün değil. Hani sonuna kadar öyle bir mantığı da yok öyle bence. Değil, hayır. Bilmiyorum. Göreceğiz. Bunun fiyatı da 469 TL. Yine aşırı pahalı bir fiyat diyebiliriz. Hemen kremlere geçiyorum. Zaten 4 ürün var şu an. Sonra daha ürünler eklenecek mi hiçbir fikrim yok. Dediğim gibi videolara bakmadım. Ama şu an sadece 4 ürün var. Hemen günlük nemlendiriciyle devam etmek istiyorum. Bunun adı neymiş? Hydra Visor diye bir ürün. Bunun da ambalajı şu şekilde. Bunun da ambalajı yine kaliteli. Şu şekilde aşağıdan çevirebiliyorsunuz yani. Bunun ambalaj milimi 50 milim ürün varmış. Fena değil. Bunun da fiyatını söylüyorum ve bu kremlerin bir özelliği var. Krem bittiğinde bir daha ekstra tam ambalajıyla almak zorunda değilsiniz. Sadece şu kartuş olayını alıp ambalajı bırakabiliyorsunuz. Şimdi şöyle ki şu şekilde ambalajla alırsanız 659 TL. Sadece kartuşunu alırsanız 559 TL. Şu şekilde göstermek istiyorum. Çok uygunmuş ya. Fikir açısından aslında çok beğendim gerçekten. Çünkü bittiği zaman genellikle bunlar hep çöpte. Ya doğaya çok. Yani doğaya zarar ve çöpte de çok büyük yer alıyor. Evet.
Almanya'da çünkü çöp sistemi biraz daha farklı olduğu için Türkiye'deki gibi rahatça çöpümüzü atamıyoruz. O yüzden mantık olarak çok beğendim fikri. Peki bu günlük krem miydi, gece kremi? Bu günlük krem, yani sabah uyguladığınız krem. Şimdi bir de bir gece kremi var, Instant Reset diye. Bunun ambalajı biraz daha değişik. Şöyle bir spatulası var. Bunu burasına koyabiliyorsunuz. Aynaya benzer bir şey yapmışlar üstüne. Yani kendini rahatlıkla görebiliyor musun? Yani çok kaliteli görmesem de yine de kremi uygulayacak şekilde görebiliyorum yani. İçini biraz sonra uyguladığımızda gösteririm. Bunun da aynı şekilde böyle. Bunun milimi de, bu da yine 50 milimmiş. Overnight Recovery Gel Cream diyor. Instant Reset. Yine bu da aynı şekilde. Şimdi çıkarmak istemiyorum. Biraz takması zor çünkü. Aşağıdan bastırıyorsunuz. Pıt diye çıkıyor bu. Yine refill ürününü, kartucunu alabiliyorsunuz. Onun da hemen fiyatını söyleyeyim. Ambalajlı ürünün fiyatı 699 TL. Ve gördüğüm kadarıyla bu en pahalısı. Seri arasındaki en pahalı ürün bu. Sadece refill ürünü alırsanız da 639 TL. Yani sadece krem, ambalajsız hali. Bunu da hemen yakından göstermek istiyorum tabletimden. Fiyatlar korkunç yani. Yani biraz abartılmış ama bu bence Fenty ile alakalı bir şey değil. Kesinlikle Türkiye'nin satış politikasıyla alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Kur ayrıca galiba kozmetik ürünlerinde de aşırı şekilde şeyler alınıyor. Nedir adı? Vergiler alınıyor. Arabalarda olduğu şekilde. Galiba onunla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Ve Fenty şöyle bir set de çıkarmış. Starter set diye. 659 TL. Bunun içerisinde toniğimiz var. Bir küçük günlük kremimiz var ve temizleyici jelimiz var gördüğüm kadarıyla. Bunu da hemen yakından göstermek istiyorum. Yani ürünleri denemek istiyorsanız ilk önce böyle bir kitle başlayabilirsiniz. Böyle bir setle. Ben direkt tüm ürünleri aldım. Pişman da olmadım. Hemen kendi düşüncemi de söyleyeyim. Ürünleri göstermişken. Şöyle ki ben ürünleri dediğim gibi video bakmadan aldım. Kör olarak yani direkt aldım. Neden aldım derseniz normalde böyle bir şey hiçbir şey yapmam. Özellikle bu kadar pahalı ürünlerde kesinlikle bir video bakmadan ürünleri satın almam. Ama nedeni şuydu ki ben Fenty Beauty'ye veya Fenty Skin olarak diyelim yani Fenty markasına güveniyorum. Şu ana kadar aldığım makyaj ürünlerinde de hiçbirinde sıkıntı yaşamadım. Gerçekten bence Rihanna bu ürünleri çıkarırken gerçekten bir emek sarf ediyor ve en iyisini çıkarmaya çalışıyor her zaman. Gerçekten kalbinden gelerek bir ürünü yapıp gerçekten düşünerek, değer vererek bir ürün çıkarıyor. Bence de öyle. Mesela Kylie de ürün çıkardı bundan birkaç ay önce. Galiba onun adı da Kylie Skin. Lady Gaga da çıkarıyormuş. Evet. Bir de Jennifer Lopez de bir şeyler çıkarıyor diye duydum. Beyoncé. Galiba evet. Hatırladım. Öyle bir şeyler var. Yani aralarında bayağı kapışmalı bir şey. Aynen. Ama ben aralarında açıkça söyleyeyim alacağım tek seri Fenty Skin olacak ve oldu da. Kylie Skin'i neden almadım? İlk çıktığında bayağı bir konuşuldu. Çünkü peelinginde doğal ceviz kabuğu kullanmıştı galiba ve ceviz kabuğu cilde kullanırken hiç iyi bir şey değil. Sentetik peeling dediğimiz ürünleri ben daha çok tavsiye ediyorum. Çünkü ceviz kabuğu cildinize yaralar açabiliyor. Ve bu cildiniz için iyi değil. Zaten benim cildim gördüğünüz üzere çok hassas ve zaten yapı olarak bozuk bir cilde sahip olduğum için. O fikir nereden aklına gelmiş? Hiçbir fikrim yok. Hani bir şeker, kahve, o tarz şeyler alıp mesela yüzüne doğal bir peeling yapabilirsin. Hani böyle şeyler olan ve mantıklı. Bilmiyorum olan neden. Şeyler. Aslında zaten ceviz yani kabuğu ceviz da kullanmak yasak. Niye? Yani neden? Bilmiyorum. Zaten Kylie'yi de şahıs olarak pek desteklemediğim için hiçbir zaman ürünlerine ilgi duymadım. Ne makyaj ürünleri ne de cilt bakım ürünleri. Ama Fenty'yi gerçekten ben Rihanna'yı zaten çocukluğumdan beri dinliyorum. Neredeyse her şarkısını bilirim. Bayağı yani fanıyım diyebiliriz. Düşünsene bana lip gloss'u sevdiren bir marka oldu. Aynen. Fenty. Benim ablam normalinde hiçbir zaman lip gloss kullanmıyordu. Hayatta. Fenty sayesinde kullanmaya başladı ve bayağı da büyük bir koleksiyonun oldu bunun sayesinde.
Çok konuştum. Bence hemen başlayalım. Ben bu ürünleri yaklaşık bir haftadır kullanıyorum. Aşağı yukarı. Aslında bir hafta bile olmadı. Ama ben açık söylemek gerekirse gerçekten memnun kaldım. Ürünler aşırı kaliteli. Koku olarak çok rahatsız edici bir kokuları yok. Biliyorsunuz kokuya karşı her zaman biraz dikkatliyim. Üzerinde zaten Sephora'da aldığımda şurasında ilk bir Clean Beauty şeyi vardı, sticker'ı vardı. Yani içerisindeki ürünler de gerçekten çok zarar verici kimyasallar değil. Yani doğal tutmaya çalışmış Rihanna ürünlerini. O yüzden beğendim aslında. Benim diyecek hiçbir şeyim yok. Cildim yumuşadı. Daha bozuktu. Kesinlikle sivilcelerim azalmaya başladı. Hissedebiliyorum bunları yani. Ve ben şöyle kremleri sevmem. Hani yapış yapış olanlar. Onları hiç sevmem. Bu kremler kesinlikle öyle değil. Gerçekten cildinizde güzel, fresh bir hissiyat bırakıyor. Ama ben bunu tabii ki kamera önünde de size göstermek istiyorum. O yüzden hemen temizleyicimle başlamak istiyorum. Dediğim gibi bunun içerisinde 145 milim ürün var. Şöyle bir ambalajı var. Ben bunu direkt elimle uygulamıyorum. Benim şöyle bir Xiaomi InFace dediğimiz aletim var. Bu Foreo'nun bir nevi çakması aslında. Şöyle Xiaomi'min üzerine bir tık bırakıyorum. Şu ambalajın tek kötü yanı hep kapağında lekeler kalıyor. Ürün kalıyor. Onu pek sevmedim aslında. Xiaomi Mi bundan önce birazcık ıslattım daha iyi köpürmesi için. Çalıştırıyorum ve cildime yedirmeye başlıyorum. Fazla köpürmedi. Normalinde çok köpürüyor. Şu an cildim kuruydu diye. Ve Xiaomi'm yeterince ıslak değildi. O yüzden köpürmedi diye düşünüyorum. Xiaomi'm durdu. Bir bezle cildimde kalan ürünü alacağım. Normalinde tabii ki cildimi yıkardım şu an. Ama öyle bir seçeneğim olmadığı için. Kuru mendilimle de cildimi kuruluyorum. Şu şekilde kuruladım cildimi. Şu an hissiyatı nasıl derseniz gerçekten cildim bayağı yumuşak. Aslında bir peeling uygulamış gibi bir hissiyatım var ama bu kesinlikle bir peeling değil. Çok enteresan yani içerisindeki içerikler gerçekten iyi seçilmiş bence. Kalite açısından bayağı hoşuma gitti. Sonra tabii ki günlük nemlendiricimi alıyorum. Dediğim gibi şu şekilde. Bunun da hemen rengini göstermek istiyorum. Ambalaj lavanta renginde olduğu gibi krem de öyle. Krem bir tık daha pembe. Ambalaj kadar mor değil. Bunu da kokusu yine gül, kokonat karışımsı bir şey gibi. Şunu söylemem gerekiyor. Kamerada biraz daha gri gibi durdu. Rengi mi? Evet, krem rengi. Ama böyle gri mor karışık bir renk aslında. Yani biraz da toz pembe gibi. Yansıdığı zaman bir lilalık bir pembelik var ama. Cildiniz de tabii ki hiçbir şekilde renk bırakmıyor. O konuda içiniz rahat olsun. Bundan sonra da ne yapıyoruz? Toniğimizi alıyoruz tabii ki. Ellerinizle parmaklarınızla uygulayın diyor. Bunu da hemen alıyorum. Şu şekilde birazcık elime. Bunda da yine aynı şekilde biraz kapağında maalesef ürün kalıyor. Bunun kokusu biraz daha değişik diğerlerine nazaran ama yine rahatsız edici değil. Bunun kokusunu bir şeye benzetemedim aslında. Yine hafif çiçekimsi kokuyor aslında. Ve tek şeffaf ürünü o. Evet. Şimdi şunu kullanmadık haliyle. Gece kremi olduğu için bunun da hemen biraz rengini göstereyim. Bu da yine pembemsi. Bunun hiç kokusu yok. Bu kesinlikle hiçbir şey kokmuyor. Ya da gece kremini niye bunda yapmış? Daha katı olduğu için. Aynen öyle düşünüyorum. Bir de biraz değişik tutmak istemiş herhalde. Bunu da gerçekten severek kullanıyorum. Bunun da yine hissiyatı yapış yapış değil. Yine kadifemsi bir his bırakıyor. Ama sabah kalktığımda gerçekten cildime baktığımda diyorum. Evet gerçekten cildim onarılmış gözüküyor. Yani
normalde benim cildim sabah kalktığımda çok şey olur, böyle hastaymışım gibi gözükürüm her zaman. Ama bununla gerçekten daha bir parlak cildim oluyor sabahları. Onun farkına vardım. Ürünleri aslında bir haftadır aşağı yukarı kullanıyorum. Bir hafta bile olmadı aslında. Ve gerçekten kullandığımdan beri gerçekten bir değişiklik görebiliyorum cildimde. Normalde diğer ürünlerimle cildimin bu kadar temiz görünmesini elde edemiyordum hiçbir zaman. Evet, ürünler çok pahalı. Alıp almamak size kalmış. Yani o konuda hiçbir şey diyemem. Maalesef fiyatları bayağı abartılı. Ama fiyatını hak ediyor mu? Benim açımdan hak ediyor. Ben aşağı yukarı kaç euro ödedim? 80 euro civarı bir şey ödedim galiba ben de. Yani burası için de çok ucuz değil aslında. Çünkü biz Gratis Watsons gibi mağazalarda daha uygun fiyata ürünler alabiliyoruz. 10 euronun altında bile bir cilt bakım serisi alabiliyorsunuz. O yüzden 80 euro gerçekten büyük bir miktar. Yani herkesin alacağını sanmıyorum o paraya kıyıp, ki anlayabilirim de. Ama benim açımdan gerçekten cildime yaradığı için ben bu ürünleri kullanmaya devam edeceğim. Yani benim açımdan bir yes, bir onay aldı kesinlikle. Umarım gelecek videolarımda da cildimdeki değişim belli olur. Sizin de dikkatinizi çeker diye düşünüyorum. Ve umarım bu ürünleri kullandıkça gerçekten tertemiz bir cilde sahip olurum, ki hiç sanmıyorum. Kızım, ben de alırım zaten. Aynen, tek ümidim bu. Ve gelecek zamanda acaba ne tür ürünler daha eklenecek bu Fenty Skin serisine, onu da merak ediyorum. Yeni ürünler gelirse tabii ki onun da videosunu çekmek isterim. Veya ilerleyen zamanda bir küçük update yapmak isterim. Cildimde neler değişti, neler oldu diye. A few moments later. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Ürünleri size daha yakından tanıtabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim, çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Yorumlara tabii ki fikrinizi yazın derim. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Mavi Highlighter Man. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Güle güle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.